Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su Güzellik Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için şahane bir tarif hazırlıyoruz. İstenmeyen yağlarınızın yıkımını kolaylaştırırken ayrıca eğer ki varsa bağırsak parazitlerine karşı, ufak solucanlara karşı da çok güzel bir parazit kürü olarak kullanılabilecek şahane bir tarif hazırlıyorum. Bu tarifi her yıl en az bir kere uygulamanızı tavsiye ederim. Düzenli bir şekilde uyguladığınızda hem metabolizmanızı hızlandırıyor hem de çok güzel bir şekilde vücudunuzu toksinlerden arındırıyor. Bu tarifimiz için temel bileşenimiz görmüş olduğunuz gibi cevizler olacak. Ben burada taze cevizlerden faydalanıyorum ve hemen aklınıza geleni tekrardan size söylemek istiyorum. Pek çok arkadaşım burada taze cevizin olmadığı zamanlarda alternatif olarak ne kullanabiliriz diye soracaklar. Maalesef arkadaşlar bu kürümüzün özelliği cevizin dış yeşil kabuklarından yararlanıyor olmamız. Dış yeşil kabukları içerisinde yüksek miktarda polifenoller olduğu için gerçekten vücuttan antioksidan görevi görecek ve toksinlerin atılmasını kolaylaştıracak, hücrelerinizi gençleştirecek, sizlere daha sağlıklı, daha zinde olmanıza yardımcı olurken ayrıca arkadaşlar bağışıklık sistemimizi de çok güzel bir şekilde güçlendiriyor. Burada cevizlerden faydalanırken cevizlerle ilgili hemen sizlere ufak bir püf noktasını hatırlatmak istiyorum. Cevizleri gördüğünüz gibi bazılarının üzerlerinde ufak çatlaklar var, yarıklar var. Buraları arkadaşlar cevizlerin daha kolay soyulmasını sağlıyor. Eğer ki sizler de bu tarifi hazırlarken ceviz seçeceksiniz, biraz çatlaklı cevizlerle işiniz daha pratik olacaktır. En azından soymak için çok fazla uğraşmayacaksınız. Bu tarif şahane bir tarif. Hazırlayın bunu, mutfağınızda bir kenara koyun ve unutun. Gerçekten biraz beklesin. En azından 2 ay kadar bunların arkadaşlar hazırlanmasını bekleyelim. Daha sonrasında kullanıma geçebiliyoruz. Şahane bir ceviz kabuğundan sirke hazırlıyoruz. Şimdi bunun için şöyle daha temin de size bahsetmiş olduğum şey, cevizlerin biraz çatlak, birazcık kararmaya başlamış olanları sizin işinizi kolaylaştırmak adına gerçekten çok büyük bir yardımcı olacaktır. Ama ben burada tamamen cevizlerin koyu olan kısmını kullanmayacağım. Yine yeşil kısımlarından faydalanıyorum. O kararık, çatlak olan kısımları tarifimiz için kullanmayacağım. Onları ayıracağım. Bunları da belirteyim. Sadece daha kolay soyulması için bir alternatif yol olarak aklınızda bulunabilir. Bu arada arkadaşlar cevizin şu anda dış kabuğu boyayıcı bir niteliği var. Ellerinizi boyayabilir. Eğer ki ellerinizin lekeli kalmasını istemiyorsanız kesinlikle bir eldiven ya da bir poşetten yararlanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 2-3 gün kadar boyası kalıyor, çıkmıyor. Hemen bunu da size hatırlattıktan sonra birazcık daha sert olan cevizin nasıl zorlandığını görüyorsunuz. Dış kabuklarını ayırmak bir tık daha zorlaşıyor. Şu şekilde ben yaklaşık 4-5 tane cevizin dış kabuğunu çıkartacağım. Zaten çok basit oluyor ve ben bunu hazırladığımda 4 kişilik bir aileyiz. Bütün yıl boyunca kullanacağımız bir tarifi sizler için paylaşıyorum. Eğer ki sizler tek başınıza yaşıyorsanız ya da daha kalabalık bir aileyseniz daha fazla da hazırlayabilirsiniz ya da daha az da hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle tercih size kalmış. Benim burada vermiş olduğum ölçüleri oranlayarak sizlerle istediğiniz oranları evlerinizde çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle sap kısımlarını kullanmayacağım. Oraları da ayırıyorum. Bu tarif gerçekten sizlerin metabolizmasının cayır cayır çalışmasını sağlıyor. Çok hızlı bir şekilde istenmeyen kiloları vermenizi sağlıyor. Adeta bir yağ mıknatısı denilebilir. Çok etkili arkadaşlar. Özellikle Almanya'da çok yaygın olarak kullanılan bir tarif. Sizler de bu tariften gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz. Şöyle hızlıca soyalım. Dediğim gibi siyah olan kısımları kullanmayacağız bu tarifimiz için. Onları bir yan tarafa ayıracağız. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane ceviz bile yeterli oluyor. Eylül aylarında rahatlıkla bulabileceğiniz, Ekim aylarında rahatlıkla temin edebileceğiniz bir ürün aslında. Şimdi hemen arkadaşlar bunu ince ince şeritler halinde ben kesiyorum. Nasıl rahat edecekse istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kesinlikle şeklin bir önemi yok. Sadece bunun hızlı bir şekilde fermente olmasını istiyorsanız, hemen ben birkaç ay içerisinde kullanayım diyorsanız daha küçük parçaları ayırmanızı tavsiye ederim. Ben bunu bu şekilde doğruyorum ve 2 ay kadar arkadaşlar bunun fermente olması için bekliyorum. Fermentasyon koşullarını hepiniz daha iyi bilirsiniz. Normal serin bir ortam olması, güneş ışığından uzak olması, biraz da üzerinin
bir tülbent ile kapatılması fermentasyonun daha kolay, daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Şöyle geri kalanları da aynı hızlı şekilde yerleştirelim. Ayrıca sizlere şu tarife ilgili şunu da söylemek istiyorum. Sadece yağlarınızın yakımı değil, aynı zamanda ağız ve diş sağlığınız için de şahane bir tarif. Diş ağrılarınız varsa, diş eti çekilmeniz varsa ufak bir pomada damlatıp o bölgeye koyduğunuzda anında geçiriyor. Gerçekten çok etkili bir sakinleştirici diyebilirim. Diş ağrıları bazen çok dramatik travmalar yaratabiliyor. O yüzden diş ağrılarına dahi evde bulunması gereken bence hemen uygulayabileceğiniz şahane bir tarif oluyor bu. Şimdi hemen bunları doğrayalım. Bu tarifte eğer ki tek bir kişi hazırlıyorsa bir kişi için bir cevizden de yararlanabilir. Ben kişi başı bir adet ceviz kullandım. Onu da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar benim cevizlerim hazır. Bu arada cevizleri ben kesinlikle doğramadan önce direkt yıkadım. Üzerini önce karbonatla sonra sirkeli suyla yıkadım ki üzerinde herhangi bir pestisit, herhangi bir zirai tarım ilacı kalmasın. Ve hemen bunun üzerine arkadaşlar 500 ml kadar su ilave ediyoruz. Su ilave ettikten sonra bunun içerisine fermentasyonu birazcık hızlandırmak için ve tabii ki de insülin direncini kontrol altına almak için ben yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da burada elma sirkesinden yararlanıyorum. Biliyorsunuz ki elma sirkesi tam bir krom kaynağı. Bu da demek oluyor ki insülin direncini kontrol altına almada diyabete karşı çok ama çok etkili. Şimdi arkadaşlar bunun ilk önce ağzını isteyen arkadaşlarım benim gibi herhangi bir kapak ile kapatabilirler. Ben bunu bir hafta kapak ile bekleteceğim ve daha sonrasında kapağını çıkartıp üzerini bir tülbent ile örteceğim. O şekilde de bunun güzel bir şekilde fermentasyon aşamalarını tamamlamasına yardımcı olacağım. İsteyen arkadaşlarım direkt tülle de bunu üzerine örtebilirler. Bir tül yardımıyla arkadaşlar üzerini örtüp yanlarından herhangi bir lastik ile bağlayabilirsiniz. Çok da güzel bir şekilde fermentasyonu sağlamış olacaksınız. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu yaklaşık 2 ay kadar beklettikten sonra kullanma aşamasına geçebiliyoruz. Sabahları kalktığımızda büyük bir bardak detoks suyumuzun içerisine bir çay kaşığı ölçüsünde bundan atmanız bunun arkadaşlar çok güzel bir şekilde yağlarınızın yakımını hızlandırdığını göreceksiniz. Ayrıca mide sağlığınız için de gerçekten çok faydalı. Demiş olduğumuz gibi bağırsak solucanlarına karşı, parazitlere karşı da kesinlikle yılda bir kere en azından tüketilmesi gereken sağlık ve şifa dolusu şahane bir tarifi bugün sizlerle birlikte hazırladık. Umarım bu tarifimi beğenir, tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakacağım Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki de henüz daha yeni kanalım ile karşılaşan arkadaşlarım da aşağıdan kanalıma abone olarak bildirim çanlarını aktif hale getirirlerse bundan sonra sizler için paylaşacağım en güzel zayıflama, diyet, güzellik ve tabii ki de gençlik formüllerinden faydalanabilirsiniz. Diyet dönemlerinde kesinlikle unutulmaması gereken en önemli bakım cilt bakımı arkadaşlar. Cilt bakımınıza çok önem verin çünkü cildinizde büyük değişiklikler olduğu zaman çatlaklar, sarkmalar, kırışıklık oluşumuna çok yatkın oluyor. O yüzden beni takipte kalın. Hepinize iyi günler.